Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde dış kuvvetlerin alt başlıklarından biri olan buzullardan bahsedeceğiz. Buzullar nelerde etkilidir? Nelerde etkinliğini artırır ya da azaltır? Bunlarla ilgili yorumlara da az sonra geçeceğiz. Yalnız önce bir giriş cümlesi olarak şunu mutlaka aklımıza tutmaya çalışalım. Şimdi bu sular normal şartlarda kutup ve çevresinde çok daha fazla rastlanırken Türkiye'de enlem etkisiyle aslında görülmemeliydi. Fakat Türkiye'de dağların yüksek kesimlerinde ki bu vurgu çok önemli buzullara rastlayabiliyoruz. Neden derse hemen aklımıza şu bilgi gelmeli. Türkiye yüksek bir ülke. Türkiye'nin yüksek bir ülke olması ne yapmıştı bu anlamda buzul etkisinin Türkiye'de de az da olsa görülmesine sebep olmuştur. O zaman normal şartlarda buzulların kutup çevresinde enlemsel durumdan dolayı görülmesi, Türkiye'de görülmesinin sebebi ise Türkiye'nin oldukça yüksek bir ülke olmasıdır. Lütfen bu bilgiyi unutmayalım. Bu bilgi bizim için dip bir bilgi olarak karşımıza çıkacaktır mutlaka. Enem etkisiyle kutuplar çevresinde yükselti nedeniyle orta kuşak dağlarının yüksek kesimlerinde düşük sıcaklığa bağlı olarak yağan karların tamamı erimeyecektir. Biriken bu karlara kalıcı kar daimi kar ya da toktan kar denilecek arkadaşlar. Kalıcı karlar geniş alan kaplıyorsa örtü buzulu var diye doldurmuşsa silik buzulu denilecektir. Bu kalıcı kar sınırını verecek bize. Peki kalıcı sınırı nelere göre değişir? Hemen onlara bakın. Enleme göre mutlaka değişecek. Bakı etkisine göre de mutlaka değişecek. Yani bakı etkisi deyince ne yapacağız biz? Ekvator dönük yamaçlar. Güneşe dönük yamaçlar gelecek aklımıza. Bu da buzullar üzerinde önemli etkiye sahip olacak. Türkiye'de buzulların etki alanı 2000 metreden sonra görülür. Ülkemizin bugünkü yer şekillerinin oluşumunda en az etkiye sahip dış kuvvet ise buzullardır. En fazla etkiye sahip hangisiydi? Akarsular en az etkiye sahip olan ise buzullar ülkemizde. Ayrı, Süpan, Kaçkar, Cilo, Sat, Erciyes, Toros ve Kuzey Anadolu dağlarının yüksek zirvelerinde kalıcı karlara yani buzullara ya da toktan karlara rastlayabiliriz. Ülkemizde yükseltisi fazla olduğu için çok buzul şekli göreceğiz ve diyeceğiz ki en çok da bunu Doğundolu bölgesinde göreceğiz arkadaşlar. Sebeplerse hemen aklımıza ne gelecek? Türkiye'nin Doğundolu'sun en yüksek bölge olması gelecek. Peki buzulaştırma şekli nelerdir? Bunlardan ilki buzul vadisi ya da tekne vadi. Eğime bağlı olarak hareket eden buzulun oluşturduğu U biçimindeki vadilerdir. Buzul vadisinin hemen üst kesimindeki küçük vadilere ise asılı vadiler denilir. Hörgüç kaya nedir? Buzul sonucunda oluşan çizikli kaya sırtlarına biz ne diyoruz? Hörgüç kaya. Peki buz yala ya da sirk çanağı nedir? Yamaca yerleşen buzların oluşturduğu sirk adı verilen çukurluklardır. Zamanla içleri sular ile dolarak göl durumuna da ne yapabilir bu çukurlar dönüşebilir. Buzul biriktirme şekilleri nelerdir ise morenler. Biz buna diğer adıyla buzul taş da diyebiliriz. Yüksekten inen ve çeşitli battaki malzemeleri taşıyan buzul eridiği yerlerde taşıdığı malzemeyi yani çakaları biriktirir. Bu şekilde buzul taş ya da moren setleri oluşacak. Ülkemizde buzul birikim şekillerinden yalnızca ve yalnızca morenler bulunur. Lütfen buna dikkat edin. Bunların da büyük kısmı akarsularca taşınmıştır. Buzul biriktirmesiyle oluşan düzlükleri de dramlin, dağların eteklerinde oluşan buzul birikintilerine ise esker denir. Bunların geniş alanlara yayılmış şekline de sander düzlüğü diyeceğiz arkadaşlar. <laughs>